Bir tanesi. Evet. Hem bu arada tanklayabilen hem de zaman zaman takım savaşı başlatabilen bir şampiyon. Önde kalan tahminkinçi de iyi cezalandırabiliyor ormancı geldiğinde. Şimdi yasaklamalara geçeceğiz. Muhtemelen ormancı yasaklamaları gelecek ki gelmeye başladı. Bir de Trundle yasaklaması bekliyorum açıkçası ben Trix'e karşı. Çok fazla Trundle oynuyor. O da tank destekleri daha çok, tank ormancıları daha çok seviyor bu arada. HVA tarafı ise orta koridor yasaklamasına gidecek. Buna muhtemelen Galio ile başlayabilirler. Çünkü Terrax'la da konuştuğumda şu ana kadar gördüğüm Galio'ya, özür diliyorum, Akali'ye karşı en net çözüm Galio gibi duruyor dedi. Ki o da Galio yasaklamasını yaptırdı gibi duruyor. Ve bir orta koridor yasaklaması daha gelecektir HVA tarafından. Evet, bakalım o tercihini nereden yana kullanacak. Yine Alamur'dan şampiyonlar bakımından bir yasaklamaya gidebilir HVA Gaming. Fenerbahçe'de bakalım. Normal şartlarda Kindred yasaklaması daha iyi. Ama Trix özelinde değil. Trix özelinde burada Trundle çok daha mantıklı olacak. Diğer tarafta ise Ryze yasaklaması geldiğini görebiliriz HVA tarafından. Orta koridorda bu kadar güçlüyken Frozen'ın ellerine verme konu çok mantıklı olmayabilir. Ryze tabii ki de önemli bir şampiyon ama ne bileyim Akali'ye karşı sanki özellikle seviye 6'dan sonra hani zayıf kaldığı birkaç seviye var. Tabii Akali çok geriye düşmediğini varsayıyorum bu konuda. Onun için ben hani Ryze olabilir ama uzak bir ihtimal gibi geliyor. Orianna. Orianna. Daha çok oynadığı, son zamanlarda daha çok sevdiği şampiyon yasaklandı. Ve şimdi bakalım Fenerbahçe tercihini nereden yana kullanacak onu göreceğiz. Burada orta koridoru almak şu yönden mantıklı. Üst koridora karşı seçim şansınızı, evet, şansını tanıyorsunuz. Zaten artı karşı tarafın orta koridoru. Aynen öyle. Yani Akali'yi genel olarak şu an orta koridora da gördük. Üst koridora gitme ihtimali var. Evet. Bu arada bu da çok net bir tercih Akali'ye karşı. Onu da söylemek lazım. Ya bu herkese karşı. İçeri girmeyiz hemen. Yani. Her şampiyona karşı iyi tercih. Tabii Tahmkenç olduğu noktada biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Artı Akali oyuncuları tamamen yetenek gücü odaklı oynamayabiliyorlar. Araya mesela Sihirçen koyduklarını görebiliyoruz. Biraz daha karma hasara odaklandıklarını görebiliyoruz. Burada Terrax muhtemelen o da bir civa kuşağına yönelecektir. Zek iki tane taşıyıcısı kaçamayan, kurtulamayan olan Fenerbahçe'ye karşı hakikaten güzel bir tercih oldu. İyi Gragas'a tercih, dikkat etmesi ama lazım. Doğru söylüyorsun. Gragas'a dikkat etmesi lazım. Ben bu noktada açıkçası Move'un Gragas oynayacağını düşünüyorum. Ve Tal'dır'ın yine eğer Jarvan tabii ki de açık kalırsa, Tal'dır yine Jarvan'a da yönelirse 1900'de Fenerbahçe kompozisyonunda iyi bir noktaya ulaşacağını, evet, söyleyebiliriz. Şöyle Zek'in savaşlardaki etkisi bayağı düşecek Gragas yüzünden. Vücut darbesi yüzünden özellikle. Üzerine bir de tabii vücut darbesinden sonra gelecek bir Malzahar ultisi. Takım arkadaşları yetişemeden, evet, düştüğünü görebiliriz. Ama koridor için bu geçerli değil. Koridorlarda, evet, çok rahat baskın şansına sahip. Jarvan tercih değiştirdi, nar geldi çünkü. Yani kendi hatta afeti takım arkadaşlarına nar vurabilir. Öyle bir sıkıntı olabilir. Ve dediğin gibi, daha doğrusu sen Move'a gidecek demiştin. Üst koridora yollayacaklar. Gragas'ı ormanda da Graves olacak. Yani Zek zaten erken safhada orman kamplarının temizleme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Canı çok fazla azalıyor. Graves bunu cezalandırabilir. Çok ağır cezalandırabilir hem de. Bakalım bunu yapabilecek mi Move? Graves tercih iyi oldu. Özellikle erken oyunda 1900'de Fenerbahçe'nin hasarı istenilen seviyede değil. Graves bu açığı kapatabilen bir şampiyon. 6. seviyeden sonra güçleniyor bu takım. Yani. Evet. Kesinlikle buna katılırım. Diğer tarafta da Heyvan'ın kompozisyonu. Tam olarak 2 tane tank, 1 tane taşıyıcı, 1 tane de olmuşları toplayan şampiyonlar şeklinde dizildi. Bakalım kim daha iyi oynayacak. Evet, bunu hep birlikte göreceğiz. Artık günün 4. ve son karşılaşmasına geçiyoruz. Fenerbahçe mi, HVA Gaming mi? Bu maçın anlatımı için sözü bir kez daha sunuculara bırakalım. Günün son ama belki de en önemli maçıyla sizlerle beraberiz. HVA Gaming 1907 Fenerbahçe 3.lük için kapışıyor aslında. Her iki takım da aynı galibiyet sayısında. Ve burada 1907 Fenerbahçe'nin galibiyetle ayrılması demek 3.lüğü garantilemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla yarın HVA Gaming ile DP oynayacağı için de herhangi eşitliği olacak bir karşılaşma olmayacağı anlamına geliyor. Ama diğer taraftan HVA Gaming burada galibiyete ulaşmayı başarırsa eşitlik ihtimalleri sürecek. Bakalım bu karşılaşmada ne sonuç göreceğiz. İki takım da sezonu, yani EVA'nın tabii inanılmaz inişli çıkışlı bir sezon vardı. Harika başladıkları sezonda çok kötü devam ettiler. Fakat toparlanma emareleri gösteriyor. Keza Fenerbahçe'de beklentilerin altında başlamıştı. Tam toparlanıyor derken onlar da bir iki tane tuhaf mağlubiyet aldı. Üçüncülük mücadelesi evet çok önemli. Her şeyden belki de daha önemli. Ama iki takım da tekrar dengesini bulmaya çalışıyor. Playoff'lar başlarken asıl önemli olan nokta o. Ve direkt rakipleri, çünkü 3-4-5 mücadelesi bu. Belki de ilk turda karşı karşıya gelecekler. Ama en azından o güç sıralaması belirlemesi anlamında, takımın kendi dengesini sağlaması anlamında yeni metada karşı seçimlerin yapılması anlamında. Mesela Akali'ye karşı Malzahar geldi.
Bunların dengelenmesi anlamında, yani son rütuşlar anlamında önemli bir karşılaşma. Bakalım vadedeki sonuç ne olacak? Tabii baktığın zaman şu anda çeyrek finalde oynayacak takımların dördü de belli. DP, HVA, Fenerbahçe ve Bursaspor. Hangisiyle oynamak isterdin sorusunun cevabı muhtemelen özellikle Meta'nın oturmasından sonra da iyice zorluk çeken Bursaspor olacaktır. Ve Bursaspor'la karşılaşmak istiyorsanız üçüncü olmanız gerekiyor. Aynen. Dolayısıyla bu mücadelenin de böyle bir önemi olacak diyelim. Orta koridorda Akali'nin karşısına Mazhar olacak. Ve oylama da bu arada başladı. Tweet sohbete HVA ya da FB yazarak siz de hangi takımın kazanacağını düşündüğünüzü bizlerle paylaşabilirsiniz. Söylediğimiz gibi çok önemli bir karşılaşma ve bu maçın ardından da ligde sadece, lig aşamasında daha doğrusu sadece bir karşılaşma kalmış olacak yaz mevsiminde. Ve sonrasında hiç ara vermeden de direkt yaz mevsim finalleri heyecanla çeyrek finalle başlayacağız. Alt koridorda da bu arada son dönemde özellikle Kore'de görmeye alışık olduğumuz iki tane nispeten işlevsellik üzerine, eş bu noktada kesinlikle işlevsellik üzerine ama iki tane hiper taşıyıcı olmayan nişancı tercihi geldi. Eşin karşısında Varus olacak. Yalnız Brown'la rakip ormana bir dalış her zaman gördüğümüz şekliyle. Ve haberi yok şu anda. Eva Gaming tarafının, yalnız şu anda evet haberleri olabilir, oraya güzel de bir totem geldi ve bu denemeyi engellemeye çalışacaklar mı bilinmez ama Zek direkt olarak diğer tarafa doğru uzaklaştı. Kırmızısı çalınacak. Revanş olabildiğince fazla hasar vermeye çalışıyor. Rahatsızlık vermeye çalışıyor. Burada kırmızı güçlendirme 1907 Fenerbahçe'nin ama Trix'in burada ne kadar hızlı cevap vereceğine göre 3 güçlendirmeli bir başlangıcı rahatlıkla engelleyebilir. 3 güçlendirmeli başlangıcı engellese bile avantaj şu anda, hamle avantajı Fenerbahçe'de. Şu var yalnız, rakibinin nerede olduğunu bilen taraf 1907 Fenerbahçe'yken HVA Gaming birazcık daha sürpriz oynayabilir ve revanş ve NX'in de başlangıçta verdiği az da olsa hasar bakalım koridora avantajlı başlamalarını sağlayacak mı? Gerçi derken Pedro'nun da Zerg'sing'in de canının fullendiğini görüyoruz. Gerçi Pedro'nun iksirlerinden bir tanesini kullanmak durumunda, Zerg'sing iksirlerinden birini kullanmak durumunda kalmış. Orada kırmızı güçlendirmeyi de bir iki vuruş tankladığı için Trix şimdi Yampiri yengeci alıyor üst tarafta. Bayağı zorlanıyor yalnız onu alırken. Armut'la Meganar'a dönüşmüş. Başlangıçta da minyon sayıları aynı olmasına rağmen rakibinin üzerine doğru ittirdi. Yalnız şimdi Mu mavi güçlendirmeye pas geçti ve keskin gagalara döndü. Bu kırmızı güçlendirmeyi alması anlamına geliyor ve şampiyon farklılıklarından ötürü de Trix'in şu noktada gelip Mu'yu rahatsız etmesi çok çok kolay görünmüyor. Derken kırmızıyı bıraktı Mu. Peki. Halbuki tekrar öbür kendi kırmızısını çok rahat alabilirdi. Ya tabii bizim sahip olduğumuz harita bilgisine sahip olmadığı için böyle eleştiriler bazen yanlış sonuçlanabiliyor ama ya burada özellikle Frozen bu kadar koridorunu ittirmişken ve can seviyesinin nispeten sağlıklı durumdayken Move 3 güçlendirmeli bir başlangıcı elinin tersiyle itti. Trix'e geri dönüyor şu anda. Yani Zek değil başka bir şampiyon olsa çoktan kırmızıya gitmişti. Tabii. Ama Zek o riski göze alamaz. Move da belki onu düşündüğü için ve manası da çok azaldığı için mavi aldı. Zek nasıl bu riske giremeyecek, o kırmızı orada duracak diye düşünüyor olabilir. Yani burada açıkçası kurtlara harcadığı zamanı ve manayı dönüp kırmızıya harcasa, sonra kurtları pas geçip maviye dönse. Ama manasının biteceğinden endişe etmiş olabilir ya. Ya Kankural, buradan direkt olarak yani kırmızı sonrası mavi yapsa aynı şey yaşanacaktı. Kurtlara harcadığı manayı onun yerine kırmızıya harcayacaktı. Şöyle, buradan geri dönecek, şimdi direkt kırmızıya gelecek. Zek'ten önce gelmezse, gerçi Trix'in hiç o taraklarda bezi yok, kayıcılara gitti. Zek rakip ormana girme riskini alamaz kolay. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Yani dediğimiz gibi başka bir şampiyon olsaydı çoktan bu hamleyi yapardı tabii. Ama burada Mu tabii şampiyon farklarını da değerlendirmiş oldu böylece. Ve kırmızı güçlendirmesine doğru emin adımlarla gidiyor. Bu arada orman eşyasını tamamlayan bir Grace görüyoruz. Tabii güçlendirmeyi almış olması o akıncı palasının alınmasını sağladı. Diğer tarafta ise avcı palası ve tılsımı Trix'in ormandaki hali hazırda zor olan işini daha da zorlaştıracak. Al, kırmızı da geldi. Kırmızı diyordun, kırmızı diyordun. Başımın etini yiyordun. Peki, al! Tamam, geldi kırmızı. Tamam, ben de başka bir şey demiyordum. Kırmızıyı alsın diyordum. Tamam. Bir yere mi gidiyor kırmızı? Kankural, aramızda bir sorun mu var? Senin bu dırdırından bıktım ben, bıktım. Ömrümü yedin, ömrümü! X'le Mu bu arada ormanda karşılaştı. Oraya kontrol totemi bıraktı Mu. Yalnız Mu... Hayatta kalamayacak. Şimdi yalnız güzel bir saçar tohum kullanımı geldi. Telrax'ın üzerine doğru gitme konusunda ne denli acaba ısrarcı olacak Mu? Yalnız Mu bayağı yürek yemiş.
o üstüne gittiği şampiyonun Akali olduğunu farkında değil. Yalnız burada çok önemli. Move içeri girip bir yolun sonuna atarsa hem bu orman kampını çalabilir. Çalmayı başardı. Şimdi Trix'in üzerine gidecek mi? Hayır. Akali'nin gelmesi büyük bir risk. Move yalnız kendisinden beklemediğimiz derecede proaktif ve agresif bir orman performansı sergiliyor şu ana kadar. Zeke karşı erken aşamalarda yapılması gereken de bu işte. Ama ne sayesinde? Özellikle orta koridordaki malzarın koridoru itebilmesi. Ya bir de burada iki tane düşünce okulu var Kaan Kural. Karşınızda Zek varken çok güzel. Ben istediğim kadar minyon biçerim, canavar biçerim. Zek nasılsa gelmeyecek. Hadi böyle bir yarışa girelim diyen şampiyonlar görüyoruz, oyuncular görüyoruz ki Graves bu tarzda şampiyonlardan bir tanesi. Farm yapmayı çok seven, minyonu, canavarı çok seven ama burada Mu alışılmışın dışında olanı yaptı ve Zek'in ormanına girdi. Bunun meyvelerini de sonuna kadar yediğini söylememiz lazım. Yani 400 altınlık bir fark var. Bunun büyük kısmının da şu anda Mu'dan kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz herhalde. Gromp'u da çalıyor. Mu sende hiç insafın yokmuş be abi. Burada 400 altınlık farkın tamamı Mu'da. Alcın'da üst koridorda Nar'ın karşısında duruyor. Bir tarafta Eğri, diğer tarafta Sihirli Yıldız. Günlerle beraber birbirlerini ittiriyorlar. Talcın seninle mi uğraşacağım patlayan fıçısı attı. Üç tane, ya ben zaten geri döneceğim. Şurada üç tane menzilli minyon kalmış. Toplam 14 çarpı 3, 42 altın. Bunu alırım ben. Nasıl zaten ultinin kökü bende. Yenisi gelir deyip ultiyi attı. Bu arada orta koridora Brown ışınlanı geldi. Zergsting dizginsiz büyük kitabıyla beraber ışınlanını kullandı. Şimdi o arındıra dönüştü. Ya şunu söylememiz gerekiyor. Dizginsiz büyük kitabıyla da beraber 4 tane ışınlan var 1907 Fenerbahçe tarafında. 4 tane ışınlan ve rakip ormandan çıkmayan bir Graves var. Bakalım şimdi bultajlarına doğru gitmek isteyecek mi? Kamp kaldı mı kamp? Var. Gromp var hocam. Buyur. 49 milyonda move. Trix ise 28 milyonda. Tabii şimdi Padden'ın burayı çok dikkatli oynaması lazım. Ki minyonda halihazırda geride olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ki zaten Padden'ın koridor aşamasında yaşadığı problemler de üzerine sıkça konuştuğumuz, değindiğimiz bir nokta. Geçen seneden çok farklı yalnız. Padden o konuda ilerleme kaydetti. İyi bir sezon geçirdiğini iddia etmeyeceğim yine ama. Yine gelişebilecek yerleri var. Ben yani koridor aşamasında bir Padden mi takımında olsun yoksa oyun sonunda takım savaşlarında mı Padden olsun diye soracak olursan her zaman oyun sonundaki takım savaşlarını söylerim. Çünkü pozisyon alması yalnız Trix'ten bu arada tehlikeli ulti bir anda olmuş olabilir. Ulti de var. Parça tesiri de gelecek. Vitalax orada yalnız. Muş almayı başardı o noktada keskin gagaları. Eşin ultisi bu arada Frozen'ın kalkanına takılıyor. Ve bu arada Ash ve Tahm Kench'in orta koridora doğru hareketlenmesiyle de Padden alt koridorda kaybettiği minyonların bir kısmını yeniden geri kazanmayı başardı ve farkı az da olsa azalttı. Ve Mu yalnız burası benim ormanım diyor adeta. Mavi güçlendirmenin zamanlaması Move'da bu arada. Şimdi yalnız bu 2'ye 2, bu 3'e 2 de problem yaşayabilir Akali Koreli arkada. 2'de. Çünkü Frozen üzerine doğru gidecek. Move sıçrayı kullandı, Frozen sıçrayı kullandı. Parça tesiri de geldi bu arada Move'dan. Bu kadar fazla bekleme süresini alan HVA Gaming'de yeterince iyi bir iş çıkardığına kanaat getirmiş olacak. Oradan uzaklaşıyor. Yalnız şimdi Talcın geldi oraya, bir totemin üzerinde duruyor. Narin üzerine gidecek, Frozen da gelecek. Bir mavi güçlendirme için bu savaş acaba nasıl sonuçlanacak 1907 Fenerbahçe? Şimdi patlayan fıçı geldi yalnız, sadece Trix'e isabet etti. Patlayan fıçının bekleme süresini biraz yanlış kullanmış olabilirler. Bir de maviyi Trix aldı. Onca bekleme süresi, onca vakit mavinin Trix'e gitmesi için harcandı. Trix'i hayattan soğutma projesi dediğimiz proje. Çok umurunda olduğunu düşünmüyorum. Gene de geride. Yani elastik sapanı atacak yine. Doğru ama gene de geride. Yani Fenerbahçe istediğini büyük oranda alıyor. Burada belki maviyi alamamış olabilir ama amaç burada baskıyı kurmak. O baskıyı da kuruyorlar. Mu bu arada Inex'e yakalandı. Alt Inex de nereden? Sonuçta Şahin uçuyor. Tamam da abicim Şahin'in de bir uçma menzili yok mu? Yani yakıtı ne kadar giderse o kadar uçuyor diyebiliyorum ama. Özür diliyorum. Şimdi koridorlara baktığımızda orta koridorda tam anlamıyla bir denge. Üst koridorda Tal'cının az da olsa bir üstünlüğü. Alt koridorda Inex'in birazcık daha fazla olan üstünlüğünü görüyoruz. Ormanda ise Mu maç başından bu yana Trix'i yeniyor. Trix'in ömrünü yedi, ömrünü. Senin benim ömrümü yediğin gibi. Yalnız o Şahin bayağı iyi iş çıkarıyor ya.
Trix orada olduklarını biliyor ama içeri girmek tabii çok iddialı bir hamle olur. Bir de orada kontrol totemi Zek'in bütün hamlelerini gösterecek bir yerde. Şimdi yalnız alt koridora bir baskın denemesi gelir mi? Ya ormancılar birbirleriyle uğraşmaktan koridora sevgi gösteremediler. Tabii Ash kompozisyonlarında genelde Ash ultisini takip eden yetenekleri kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Şu ana kadar bir kere Mazar kalkanına takıldı ama Ash ultisini inanılmaz takip edebilecek başta Zek olmak üzere yetenekler var. Oğlum bakalım ne yapacak. Büyük kristal yok, bekleme süresinde değil. Revanşı sersemleteceğim derken takasın istemediği kısımda kalabilir yalnız. Inex'in manası kalmadığı için başı derde girebilir. Trix burada bir baskın denemesinde. Yalnız şimdi o tarafa doğru girdi. Güzel bir şekilde ultiyi bozdu. Terrax şimdi alacak karanlık parçasında. Hoplaya zıplayanın içinden bir move çıktı ve move düştü. Orada yanlış yere giden de bir parça tesir var. Frozen'da katılacak o Furya'ya. Frozen'da düştü. Terrax'a 2'de 2 gitti. Yeni Akali'ye 2'de 2 vermek. Nedenle akıllıca bir hamle göreceğiz birazdan. HVA Gaming'de kötü geçen erken oyunu güzel bir baskınla beraber tersine çevirmeyi başardı. İşte Elastik Sapan'ın gücü. Elastik Sapan'a gelip hem ultiyi bozdu, Maizal ultisini bozdu. Hem iki kişiyi birden içine alıp diğer tarafa yolladı ve Akali olmuşları çok güzel topladı. En iyi yaptığı şey bu arada. Aynen. Alt koridorda Inex'le Revanş'ın baskısı sürüyor ama Deşenok'la beraber Pad'ın minyonları temizledi. Şimdi arka taraftan Trix'in geldiğini görüyoruz. Bir kule altı denemesi için Armut. Acaba oraya gelir mi? Yalnız Armut'un da Meganar'ı bitecek. Trix de oradan çıkıyor. Ya hali hazırda istediğini almışken fazla zorlamaya gerek olmadığının bilincinde Trix de. Mu bu arada kayıcıların bir kısmını aldı. Burada pozisyon tekrarını izliyoruz. Aslında her şey iyi başlamıştı ama burada Akali yeterince hasarı veremeden iki kişiyi birden içine alıyor. Akali şeyin içinden, sisin içinden çıkarıp ani hasarla önce Graves'i düşürüyor. Sonra damgaladığı Frozen yanına gidiyor. Zaten tekrar Q geldikten sonra yapabilecek fazla bir şey yok Frozen için. Yani şu var, eğer ki Trix doğru zamanda gelemeseydi Terrax'ın hayatta kalma şansı olmayacaktı. Parça tesiri kullanılmamıştı, yolun sonu kullanılmamıştı. Ulti süresince bunları kullanabilirlerdi ama işte Trix'in gelmesi tam yeri, tam zamanı. Aynen öyle. Direkt ultiyi bu. Mazhar ultisini bozdu evet. Zaten. Bu arada Hextech silah kılıcını bitirdi Akali ve artık çok ama çok daha büyük bir tehdit. Ya tabii karşısında Mazhar olduğu sürece her daim ya çok kaygan bir şampiyon olduğu için, ele avuca sığmaz bir şampiyon olduğu için onu uzun süre tutabilecek yetenekler tabii onun en büyük cevapları. Ama 2-0'lık bir üstünlükle başlamak da çok büyük avantaj olacaktır. Mu bu arada ormanı biçmeye, ormandaki canavarları almaya devam ediyor. Maçın başında olduğu gibi de yaklaşık 400 altınlık bir üstünlük hala onun hanesinde. Yalnız yine altınlara baktığımızda da üstünde olan bir başka isim 700 altınlık bir üstünlükte Terrax. Uzun karşısında yakalamış durumda. 2 skor var. Burada da bir takas gerçekleşecek. Vadin'in alameti EVA'ya. Bulut Ejderi ise 1907 Fenerbahçe'ye geçecek gibi görünüyor. Bakalım bu takastan tabii kimin galip çıktığını söylemek için öncelikle bu alametin nasıl kullanıldığını görmemiz gerekiyor. Kısa vadede alamet daha avantajlı, uzun vadede ejder. Yani bir tanesi işte aktif bir karar mekanizmasının ardından kullanılması gereken güçlendirme olduğu için çok emin yalnız olarak söyleyemiyorum. Şimdi alt koridorda iki nişancı. İki nişancı çok hızlı alırlar. Kuleye dayandı. Ve bakıyorum Revanş şu anda yok orada. Ash de bu arada orta koridora ışından attı. Restinize rest dediler adeta ve Frozen'ın başı derde gidebilir. Büyülü kristal ok kaçtı. Şimdi diğer tarafa Armut'un da geldiğini görüyoruz. Bütün EVA Gaming oyuncuları orada. Yalnız şimdi Taldrin onları dağıtabilir. Yalnız orta koridordan ilk kuleye alan Zek oldu. Güzel bir oyun. Revanş'tan da güzel bir ham yap. Vadin'in alameti böyle kullanıldığı anda tabii avantajlı bir durum oluyor. Şimdi Armut şeyi kullanmak zorunda kaldı. Inexans saldırını yavaşlatıyor. Şimdi içeride Akali eritti adeta orada tank ragası. Bir skor daha çıktı. Bu dördüncü skoru Terrax'ın. Pad'ın da sırada olacak mı acaba? Armut'u yavaşlatacak mı? Bumerang geldi. Pad'ına son bir hasar çıkıyor mu? Terrax! Girecek mi içeri? Hayır girmedi. Dışarı doğru uzaklaşıyor ama o istediğini zaten aldı. Bir kule üstüne iki skor. 5'e 4 bu savaşı hiç yapmaması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Tamamen HVA'nın istediği şekilde gitti bu savaş. Özellikle kule düştükten sonra Fenerbahçe geri çekilmek yerine savaşa devam etmeye kalkınca 5'e 4'ken
iki skor daha verdiler. Yani HVA Gaming'e de şapka çıkartmak lazım bu karar mekanizması itibarıyla. Rakibin alt koridor kulesini alacağını gördüğü anda normalde gördüğümüz refleks nedir? Biz rakibi karşılayalım. En azından onlara ufak da olsa bir cevap vermeye çalışacağım. Aşağı koşalım hep beraber derler ama hayır. Orta koridoru ışınlanla geldi Inex. Fenerbahçe geri çekilse, burada geri çekilseydi Fenerbahçe aslında hiçbir şey kaybetmemiş olacaktı. Ama savaşa devam etmeye kalkınca araya giren Akari zaten direkt yok ediyor Taldrin'i. Zergs'in de çıkış şansı yok. Burada Pedin'in kurtulması tamamen Frozen'ın araya girip pasifi sayesinde o yeteneği dengelemesi sayesinde olacak. Şimdi araya girecek Frozen, o araya girmese ham yapı, daha doğrusu dil yarasını Frozen karşılamış. Aynen. Pedin de düşecekti. Yani burada ta en başından Fenerbahçe'nin 5'e 4 kaldığı pozisyonda geri çıkmadığı zaman bütün avantaj HVA'ya geçti. Bunu da gayet güzel kullandılar. 4 skorluk bir HVA Gaming üstünlüğü var. Tabii 3. lig adına çok önemli bir karşılaşma bu. 4 skorluk bir avantaj var ama sadece 1000 altın fark. Ya Fenerbahçe için işler skordan çok daha iyi gidiyor aslında. İlk ezileri alan taraf da onlardı bu arada. Evet. Geç aşama için de daha iyi bir kompozisyonlar olduğunu söylemek lazım. Ya tabii Terrax bu temposunu sürdürürse geç oyunda bir canavara dönüşecek. Ki yeni Akali'ye dair en önemli problemlerden bir tanesi de veri havuzumuzun çok küçük olması. Şöyle işte yani bir kere çok iyi oynandığını gördük onu bugün. Dün Rookie oynadı. Şöyle bir şey var. Ne kadar güçlü olursa olsun geç aşamada bir Gragas ultisiyle bu sis perdesinin içinden çıkarsa anında eritilebiliyor Akali. Orada civa kuşağı gelmiş Akali'den. Paladin de bu arada Frozen'la beraber Armut'un üzerine doğru gitmek isteyecek. Sıçrayla beraber ulti kullanıldı. Şimdi vücut darbesi de kullanıldı. Armut'un oradan çıkışı var mı? Bu arada birazdan Meganar'a dönüşecek ama son anda Frozen'ın zehrine düşüyor. Şimdi büyülü kristal ok. Arka tarafta bu arada Pedin'a tuttu. Diğer taraftan iki kişi gelmiş. Freylord karşılaması fena gelmedi. Zeki bu arada pasifine doğru düşürebilirler gibi görünüyor. Şimdi son bir vuruş gelecek mi Trix'e? Trix'e son vuruş hala gelmedi. Trix'in pasifi bile o noktada tetiklenmedi. Şimdi Zergs'in de move'un başı dertte. Diğer tarafta bir skor daha çıkmış. Frozen düşmüş. HVA Gaming gaza bastı adeta. Vitesi 5'e taktı. 1900'ü dedi Fenerbahçe'nin üzerine doğru koşuyorlar. Zombi vuruş. Zombi vuruş gelecek. 2'de 2 Inex'ten. 5-0-0'lık bir Akali. 2-0-3'lük bir eş var orada. Ve 1900'ü Fenerbahçe bir anda sürücü koltuğunu tamamen kaptırdı HVA Gaming'i. HVA Gaming'de 2500'e çıkardığı gibi altın farkını. Tabii bu skorlarla seviye üstünlüğü de ele geçiriyorlar. Bir de kule girecek. 3000'in üzerine çıkaracaklar farkı. Şimdi ışınlan geliyor. Bu çok iyi bir fikir olmayabilir. Kim geliyor acaba? Hiç iyi fikir olmayabilir. Frozen geldi, Taldrin geldi. Çifte ışınlan tabii. Çifte olunca fena iyi fikir. Varamadık. Çifte olunca iyi fikir. Tek olsa hiç iyi bir fikir değildi de. Ve kar topunun çığa dönüşmesini engellemek adına aslında fena olmayan bir hamle geldi 1907 Fenerbahçe'den. Ki söylemiştik, onların dizginsiz büyük kitabıyla beraber 4 tane ışınlanı var zaten. Bu da Armut skorunu aldığını görmüştük zaten. Sonra takibinde bir Frozen nasıl düştü onu göremedik. Bu da bunun devamında gelecek gibi görünüyor. Telrak arkadan yaklaşıyor. Akali. Yani şu candan mı aldın? Be insafsız. 4-0-0 o sırada yalnız. Yani susturma etkisi de geliyor. Vücut darbesi de geliyor. Ama inanılmaz can yeniliyor. Can emiyor. Emiyor. Hextech alt patları var. Kendi yeteneği sayesinde de can emiyor. Artı Hextech alt patlar, Hextech silah kılıcı var. Ve şu anda 2400 altınlık bir üstünlük HVA Gaming lehine. Bir sonraki ejderin çıkmasına 20, baronun çıkmasına ise 40 saniye var şu anda. Bir sonraki ejder daha ejderi bu arada, onu da söyleyelim. Ya tabii baktığımızda EVA Gaming tarafında kuşatma anlamında çok iyi bir kompozisyon yok. Daha çok birini aradan çıkarmaya yönelik bir kompozisyon bu. O yüzden daha ejderi onlar için önem arz edebilir. Şimdi bir kule geldi. Yalnız daha önemli olan bir kule 1907 Fenerbahçe tarafının orta koridor kulesini aldılar. HVA Gaming bu kuleyi zaten az önce ardından iyi bir savaşa çevirdiği pozisyonda almıştı. Şimdi Trix'i yakaladı Taldrin ve ışından geliyor şimdi orta koridora. Taldrin oradan çıkmayı başardı. Elastik sapan gelecek mi? Bu arada iptal edildi ışından. Armut ışınlarını kullanacaktı ama iptal ediyor ve ters taraftan şimdi Meganar olarak o tarafa yaklaşacakmış. Şimdi Minnar'a dönüştü.
Daha işlerine başladı 1950 Fenerbahçe. Yalnız burada çıkacak olan bir 5'e 5'te avantajlı olan taraf altın üstünlüğüyle beraber EVA Gaming olabilir. Move'un da canı azaldı zaten. Kilit bekleme sürelerine bakıyorum. Bu bekleme sürelerinden sadece Tahm Kench'in ultisi şu anda hazır değil ama zaten savaşta herhangi bir etkisi olan bir ulti de değil. Tabii hemen ardından da minyon dalgalarına bakmak lazım. Özellikle Armut alt koridorda minyon dalgasını kuleye yapıştırmış durumda. Büyülü Kristal Ok yine kötü yere gitti. Inex de çok iyi bir oyun geçiriyor olmasına rağmen büyülü kristal oklar konusunda çok iyi bir iş çıkardığını söylememiz pek mümkün değil. Şimdi yeniden ejderhe doğru gidecekler. Bu arada Armut yukarı doğru atıldı. Frozen'ı yakalayacak. Frozen'ın ultisini kullanmak zorunda bıraktırabilir. Gerek bile yok, Armut birebir de Frozen skorunu söküp alıyor adeta. Frozen çok kötü bir pozisyonda yakalandı. Sıçrası da bekleme süresindeydi. Ya HVA Gaming üçüncülüğe gözünü dikmiş durumda. Ya tabii sadece bu karşılaşmayı kazanmaları yeterli olmayacak. DP karşısında da galip gelmeleri gerekiyor. Orada Armut alt koridordan bir kule daha alarak alınan kule sayısını 3'e çıkaracak. Ve altın farkını da 4000 altın seviyesine getirdi. Fenerbahçe haritada istediği yemenin hiçbir şey yapamamasına rağmen altın farkını belli bir seviyenin altında koruyordu ama artık o da ciddi şekilde açılmaya başladı. Yani 4000 altın o şeyin biraz dışında, o tanımın birazcık dışında. Bu arada Akali mavi güçten ne alıyor? Genelde hani manası olmayan bir şampiyon maviyi niye alır bekleme süresi dışında derseniz. Akali'nin en büyük problemlerinden biri de enerjisinin bir rotasyonda hemen bitmesi. Mavi güçlendirmeye ihtiyaç duyan manası şampiyonlardan biri o. Mavi güçlendirme aynı zamanda enerji yenilenmesi de veriyor tabii. Tabii. Yalnız Akali'nin eşyalarına bir göz atabilir misin bir şey? Akali'nin eşyalarında 10 yüklük bir mejai var bu arada. Aynen öyle. Bu tam bir meydan okuma işte. Ya bu arada tabii zekine ormancı olmasından da faydalanıyordur bence Akali o mavi güçlendirmeyi alırken. Doğru. Ormanda bir telli olsun, bak bakalım veriyorum, kaptırıyorum mavi. Yok telli şey Akali'ye veriyorsun ya. Telli olsan da mı veriyorsun? Verirsin. Vermen gerek yani. Çok yüce gönüllü bir insansınız Kankrop. Ben ormancıyım. Yani bu arada sözümle eylemlerim birbirini tutmayabilir. Bir sonraki ejderde daha ejderi olacak. Tabii kuşatma konusunda problem yaşayan EVA Gaming adına da bulunmaz nimet. Baron riskini de tabii, Baron tehdidini de çok arttıran bir unsur bu. Frozen üst koridorda minyon biçmeye çalışıyor. Şu anda Telrax'ın çok gerisinde. Yani hem minyon anlamında hem skor anlamında 3000 altınlık bir fark var. İki de seviye geride bir kere. Yani mazar kalkanı falan, büyük kalkanı falan dinlemez. Canını okur Telrax şu anda rakibinin. Şimdi ışınlan bu arada orta koridora. Pedan'ın yanında kullanılıyor Zergsting tarafından. Yalnız uzun süredir iki orta koridor arasında 3 seviye fark ama 2 seviye fark görmemiştik. Ya orta koridora yapılan baskın denemesinden sonra her şey yokuş aşağı gitti. Aynen öyle. HVA Gaming o andan sonra dezavantaja sahip olmasına rağmen her şeyi çok iyi oynadı. İşte bu desteklerin kaderi. Zergsting arkaya şöyle ufak da olsa bir totem koyayım dedi ama karşılığında canını verdi. Zerg gitti, gel abicim sen deyip resmen evinden aldırdı onu. Move kırmızıyı görüp oradan burnunu çıkarırsa Move'un da sonu farklı olmayacak. Frozen da yanında. Burada bir rakibin birbirini tanımadığı, bilmediği, görmediği bir pozisyon var. Frozen oradan çıktı. Move. Yani bir Jaws müziği almamız lazım arkadaşlar. Şimdi Tahm Kench'ten ulti geldi. Yalnız Tahm Kench'ten gelen ultinin ardından Inex kötü pozisyonda kalmış olabilir. Şimdi bu... Ay yalnız çok kötü oyun Move'dan. Takım arkadaşın rakiplerinin arasına attı. Saçartı oma niye vurdun Move? Move ne yaptın? Frozen rakibin kucağına attı adeta ve şimdi Baron zamanı. Burada da revanşı ufak çapta bir kazık ama bir öncekiyle kıyaslandığında kıyas kabul etmez. Şimdi Baron'u bakalım ne kadar hızlı alacaklar. Bir tane de daha ejderleri var tabii. Akali klasik orta koridor şampiyonları içinde Baron noktasında faydalı olan şampiyonlardan bir tanesi. Yalnız Move'un kombosu da var. Şimdi içeri girdi Armut. Fedin'i arka tarafa doğru ittirmeyi başardı. Sersemletme geldi, yavaşlatma geldi. Zergsting nişancısını korumaya çalışıyor. Güzel bir bu arada bir Highlord karşılaması. Armut'un başı dertte. Move geldi, Talvin geldi. Revanşı alabilecekler mi? Şimdi bir de Shenok zamanı geldi Fedin için. Şimdi Move'dan son bir vuruş. Bu arada Armut'un da canı çok az. Parça tesir var mı? Bekleme süresinde sıçra. Armut'tan güzel bir hop geldi. Arkaya burada ışından gelecek. Armut'un düştüğünü göreceğiz burada. HVA'nın
Yani Move'un yaptığı, Frozen'a yaptığı gerçekten çok tuhaf bir hareketti ama HVA'nın iletişimsizliği burada olabilecek belki de en kötü kombinasyon oldu. Bir tarafta Armut ve Revanche Pedin'i almaya çalışırken diğer 3 kişi Baron'a başlamıştı. Bu Armut'la Pedin'in Armut'la Revanche düşmesine sebep oldu. Yani fakat şimdi bir başka risk. Aslan payını Zergsting'e vermek lazım. Nişancısını deli gibi korudu. Yani yalnız şimdi INX'ten büyülü kristal ok en önemli hedeflerden birine Move'a çarptı. Move bu süreçte otomatik saldırı yapamayacak. Artık 1907 Fenerbahçe'nin buradan çıkması gerekiyor. Tadrak sesip geçiyor orada Zergsting'i çıkardı. Şimdi Trix içeride. Trix pasif aktifleşecek. Baron'u yalnız almayı başardılar. Trix'i tam zamanda düşürdüler. Kullanabilecek kimse kalacak mı ki? Akali de düştü. Akali'yi almayı başardı. Evet, Frozen'a gitti skor. Bu kaosun ardından. Yalnız şimdi ne tarafa doğru gidecek Tahm Kench ultisi? Diğer tarafa gitti. Move'u yakalayabilecekler gibi görünüyor mu? Hayır. INX ve Revanche şansını denedi ama başarılı olamadı. Şimdi Discord oradan bir kule çıkaracak Treyve Gaming ve altın farkını 4000 seviyesine çıkaracaklar böylece ama. Ama Baron'la en azından Fenerbahçe oyunu dengeleme fırsatı bulacak birazdan. Yani bir hayat çizgisi, bir nefes aldığına dair işaret geldi 1907 Fenerbahçe'den. Armut'la Revanche Pedin'in üstüne giderken takım arkadaşları takip etse belki de katliam alabileceklerdi ama ikiye bölündükleri için HVA belki de oyunun kontrolünü kaybetmedi ama ışından geliyor mu? Çift ışından. Varus gelecek, Ragas gelecek. Şimdi Tal'Drin Saçar Tom'la beraber rakibin arasına girdi. Trix'in bu arada pasifi yok, hatırlatalım. Move Trix'i alacak hızlı bir şekilde. Diğer tarafa doğru mücadele devam ediyor. INX'in başı dertli. INX'e düşecek. 1907 Fenerbahçe bir anda 4 kişiyi birden yakaladı orada. 3 kişiyi birden yakaladı, düzeltiyorum. Armut'un da çıkışı yok. Yanlış yöne gidiyor çünkü. Çalışıyor. Burada tabii rakiplerinden hasar almadan bakalım. Kendini kuleye yem edebilecek mi Armut? Topu da gelebilir yakında. Kendini hemen hızlandırdı. Üçüncü vuruşu. Şimdi orada yalnız emin değilim. Sisperdes hasar verdi Armut'a. Gördü, verdi. Ve Megalara da dönüşecek. Hiç aslında tank olmak istemiyordu şu anda. Yalnız 1907 Fenerbahçe'ye ciddi anlamda vakit kaybettirdiğini söylememiz lazım. Burada Move'u da sersemletti. Yakalayabilecekler gibi görünüyor günün sonunda. Kule vuruşları. Birinci vuruş, ikinci vuruş, üçüncü vuruş. Armut skoru Move'a gitti. Son yalnız vuruşu alırken yaz Allah kahretsin diye yumruğunda yere lanet orada. Olsun böyle lanet dünyaya. Olsun böyle diye vurdu. Yalnız Baron'da 1.5 dakika kaldı. 3.5 dakikanın ikisini 1907 Fenerbahçe bu maceralar peşinde kovaladı. Aldıkları skorları itibariyle avantajı yakaladılar bence de. Ama Baron'da, Baron'un temel amacı oyunu dengelemekti zaten. Fenerbahçe bütün oyunda kaybettiği dezavantajı dengeledi. Yani Baron'dan çok fazla bir şey almak istiyor. Tabii ki daha fazlasını istersiniz ama dengeyi sağladılar mı? Sağladılar. Önemli olan o. Yalnız bu arada minyon dalgasında iyi bir yerde yakalayarak burada bir skor daha, daha doğrusu of, bir kule daha alma ihtimalleri minyon olacak. Minyon dalgası ne ki o be? Minyon ordusu. Şimdi Tal'Drin olanca tanklığıyla ön saflarda hem oraya kıçılarını bırakıyor hem de takım arkadaşlarını savunuyor. Bir dakikalık bir süre var. Birer dahicileri var şu anda. Bu dahicileriyle beraber kulenin alınması hızlanacak. Tabii HVA Gaming tarafında 6-1-2'lik bir Akali, 5-1-5'lik bir Ashe var. Asla unutmamak lazım ama Baron konusunda, Baron güçlendirmeli minyonlara karşı verecek bir cevapları yok. 48 saniye. Bu minyon dalgasını korumayı başarırlarsa iki tane kuşatma minyonuyla beraber inhibitörü de vuracaklar. Altın farkı yok oldu bu arada. Hatta öne geçti Fenerbahçe. 300 altınlık bir üstünlük yakaladı 1907 Fenerbahçe. Yalnız 30 saniyeleri var. 1 minyon dalgasıyla beraber oynayacaklar mı? Tal'Drin içeri girdi. Hop'la beraber çıkıyor Armut oradan. Meganar geçtikten sonra kuşatmaya devam edecekler muhtemelen. Meganar'ın bitmesini bekliyorlar. Yalnız bir tane minyon dalgaları kaldı Baron'un güçlendirmesi verebilecekleri. Hatta önemli değil ki. İnhibitör açık. Yolda bitecek şimdi. Trix'ten ulti geldi. Tal'Drin'den harika vücut darbesi. Ulti değil. Elastik sapanı engelledi. Revanche'den güzel bir hamyak. Diğer tarafta yalnız önemli hedeflerden özellikle INX'i çok güzel yakaladı Pedin. Şimdi Terrax'ın üzerinde birinci meydanda ayar yükü. Dışarı doğru çıkmak zorunda kaldı. Tahm Kench düştü. Canlar eriyor o Armut tarafta. Armut'u da düşürdüler. Terrax kahraman olmak istiyor ama 4'e 1 çok çok zor. Şimdi minyonlar geldi. Birinci inhibitörü alacaklar. Sadece iki kişi var. Terrax ve Trix bu takımı bu maçı kurtarmak için yeterli olacak mı? İçeride yalnız alacakaranlık perdesi hasar almanı engellemiyor Terrax. 1907 Fenerbahçe bu karşılaşmada galip gelerek üçüncü sırada yer almayı garantiliyor. Onlar geçen sene ilk senelerinde TBF şampiyon oldu. Yine hedefleri o. Bakalım bunu başarabilecekler mi ama önce çeyrek finali kazanmaları lazım. Baron'da bir iletişim sorunu, bir ikiye bölünmesi takımın. Pedin'i düşürebilecekken Baron'a devam eden 3 kişi. Orada savaşı döndüren Fenerbahçe. Ondan sonrası inanılmaz kararlı oynayan bir Fenerbahçe. Ve o dağınıklıkta çok daha iyi, kısa sürede çok daha çabuk ve çok daha iyi karar veren bir Fenerbahçe. İyi oynamadıkları bir maçı. Kesinlikle bu maçtan sonra iyi oynadıklarını kendileri de düşünmeyecektir. Ama iyi oynamadıkları bir maçı
ani kararlarla, ani gelişen olaylara iyi reaksiyon vererek kazanmayı başardı. 5. dakika ile 20. dakika arası HVM mükemmel bir uygulama izletti bizlere ama 20 ile 30 arası özellikle Baron'da başlayan ve orada bir iletişimsizliğin yaşandığı aşikar olan pozisyondan sonra... Onun devamında yalnız iki ışınla, o kadar çabuk iki çok ışından karar, iki ışından karar. Bunlar ama çok ani gelişen durumlara ani gelişen kararlar. Fenerbahçe için belki de en güçlü oldukları taraf bu. Ama düzeltmeleri gereken, geliştirme gereken çok yönde var. Burada tabii 1907 Fenerbahçe bir galibiyet daha aldı. Şu anda HVA Gaming'in onlara yetişme ihtimali var. Ama 1907 Fenerbahçe hem Dark Passage'a hem de HVA Gaming'e mevsim serilerinde 3-1'lik bir üstünlük yakalamış durumda. Dolayısıyla 3. sırayı garantilediler. Bizim için de bu arada çeyrek finalin ilk eşleşmesi ve ikinci eşleşmesi de belli oldu. 1907 Fenerbahçe ile Bursa Spor'a eşleşirken diğer tarafta da Dark Passage'da HVA Gaming oynayacak. Ama... Kim mavi tarafta olacak? Kim 4, kim 5 olacak? Onu yarın da göreceğiz. Yarın göreceğiz. Saldırın Mu ve Zerkzing arasında da maçın en değerli oyuncusu oylaması birazdan Twitch sohbet üzerinden başlıyor. Oyuncuların isimlerini yazarak siz de oyunuzu verebilirsiniz. Birazdan röportaja doğru gideceğiz ama bu keyifli günün aktarımında sizlere ben Kürşat Regar, Nur Demirer ve Kaan Sakın Best Kural'a eşlik ettik. Umarız sizler de bu maçlardan bizim aldığımız kadar keyif almışsınızdır diyelim ve sözü röportaj alanına bırakalım. Bakalım Zerkzing bu galibiyet hakkında neler söyleyecek. Regar Nur ve Second Best'e tekrardan teşekkür ediyorum. Yanımda Zerkzing var. Sen de az önce burada dedin röportaj başlamadan önce nasıl kazandık ya diye. Ya gerçekten herkes merak ediyor aslında. Bayağı iyi bir geri dönüş yapmayı başardınız. Yani geri düştüğünüz sırada takım içi iletişim ne durumdaydı? Kazanabileceğinizi düşünüyor muydunuz yoksa bir anda olaylar gelişti mi? Açıkçası benim şu ana kadar oynadığım takımlarda bir tek bu takımla gördüğüm tek şey... Ne olursa olsun kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Yani istersek 25-0 geride olalım. Hani böyle çok saçma sapan farklar olmadığı sürece aslında 25-0 biraz saçma sapan oldu da. Saçma sapan farklar olmadığı sürece hep kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Zaten kompumuz da comeback için gayet uygun bir komptu. Hani elimizden gelen her şeyi yaptığımızda böyle güzel bir pozisyon yakaladığımızda falan direkt kazanabileceğimiz bir oyundu bence. Biraz da tabii yine... Karşı mid biraz heyecanlanıp Meje'yi aldı hemen. Meje'yi alanlar genelde kaybediyor ligde. Meje'yi almamak lazım. Döndük oyuna. Bir tane güzel bir fight sonucu döndük oyuna. Bence iyiydi. Peki yani Malzahar'ı daha önceden hazırladığınız bir tercih miydi Malzahar yoksa Akali karşısına mı tercih etmek istediniz? Bir de genel olarak Akali hakkında özellikle senin de ne düşündüğünü merak ediyorum. Akali hakkında çok fazla yani Akali ile çok fazla antrenman yapılmıyor. Çünkü bazı oyuncular gerçekten hiç tercih etmiyor. Böyle işte scrimlerde falan olsun hiç tercih edilmiyor genelde. Solo queue'da zaten sürekli banlı. O yüzden şu an bir fikrim yok açıkçası Akali ile ilgili. Sadece yani klasik bir işte Assassin CC'ler dövdürüyor. Yani normal bir şey gibi düşün, Zed gibi düşünüyoruz yani. Malzahar da o zaman ona karşı tercih edildi diye düşünüyorum. Her zaman bahsediyoruz tabii ki artık 5 maçlık seriler başlıyor ve yani şu anda da yine sizin durumunuz aslında inanılmaz iç açıcı değil. Çünkü galibiyet aldığınız kadar mağlubiyetler de alıyorsunuz. Yani birazcık sallantıda gidiyor diyebiliriz durumunuz. 5 maçlık serilerde ne beklemeliyiz 1907 Fenerbahçe'den? Bence iyi şeyler bekleyin. Bugün de bir önceki TBF'mizin arifesi oluyor, yıl dönümü oluyor. Ya arife nereden çıktı? Yıl dönümü oluyor. Bugünü yani insanların iyi hatırladığını düşünüyorum. Ben bu takımda yoktum ama ben bu takıma bu sene de aynı heyecanı yaşatmak için geldim. Bence 5 maç üzerinden olan serilerde çok çok daha iyi bir Fenerbahçe göreceğiz. Bakalım o zaman bol şans diliyorum size de mevsim finallerinde. Bakalım neler olacak. İzleme fırsatı bulacağız diyelim. Zerkzing'le son röportajı yaptık ve röportaj alanında bugün ben Can Scarlett Çaldıran sizlere elimden geldiğince, dilim dönünce yardımcı olmaya çalıştım. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve sözü analiz masasına bırakıyorum. Teşekkür ederim.